Selamlar babuşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Cities Skylines'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son şehrimizi baya baya geliştirmiş, yavaş yavaş apartmanlar dikmeye ve bu apartmanları geliştirmeye başlamıştık. Şehrimize baya yoğun bir talep vardı ve bu yoğun talebi karşılamak için apartmanların ortasında bulunan bölgeye yavaştan ticari binalar da dikmeye başlamıştık. Şehrimiz çok güzel bir şekilde gelişmekte. Ancak sanayi alanı ufaktan suyunu çekmekte ve batmaktaydı. Ancak baktığınız zaman çok yüksek miktarda geliri sahip olmamdan dolayı herhangi bir sıkıntı yaşamıyordum. Babuşlar, seri hoşunuza gidiyorsa beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Ve hala kanala abone değilseniz sağ alt köşede bulunan logodan abone olarak ailemizin bir parçası olabilir. Siz de videolardan erkenden haberdar olabilirsiniz. Bu arada hemen kartlar kısmından Samet Güngör Live kanalına ve o kanalda yayınlanan videolara ulaşabilirsiniz. Total War Warhammer'ın 8-10 bölümlük serüvenlerinden tutun. Hearts of Iron 4, EU4 ve özlediğiniz bir ton oyun orada yer alıyor. Göz atmayı ihmal etmeyiniz lütfen. Ve şimdi oyunumuza devam edelim. Bayağı güzel para kazanıyoruz ve ben bu kazandığım paraya açıkçası elektriğe ve suya böyle yatırımı köklemek istiyorum. Bakalım ne kadar beni zorlayacak. Param çok düşmezse bütün hizmetleri arttıracağım yavaş yavaş. Sağlam kazanmaya başladım çünkü. Şu yüksek ticari alanlardan ve konut alanlarından aldığımız vergiyi de arttıralım bir artık. Minik bir tıka kimse bir şey demeyecektir eminim. Bütün apartmanlar gelişiyor. Her birinin kendine ait garajı falan var. Gerçekten gayet iyi. Yani özellikle böyle geniş bölgelere yerleşmeleri çok işe yarıyor. Oğlum adamlar havuz bile yapmışlar lan. Adamlar havuz bile yapmış usta artta kalan mekana. Ya bak bana sanayi alanı deme şimdi. Bu sanayi alanından çok batan bir yer yok. Adam bana geliyor gidiyor sanayi alanı diyor. Sanayi alanı hadi yapalım. Al anasını satayım yapalım. Nasıl olsa buralar batacak. Çıkar şuradan yolu. Çıkar şuradan yolu. Nasıl olsa batacaklar aga. Tamam. Şuradan birazcık da yukarı git. Buralar şehrin arka kısımları zaten. Bu yolların birbirine bağlanması gerekiyor galiba. Dur. Şuradan birbirine bağlayayım yolları. Oğlum sanayi kan ağlarken bana ekstra sanayi yaptırması. Sanayi veya ofis için talep. Hadi buraları ofis alanı haline getirelim o zaman. Hadi buraları ofis alanı haline getirelim. Bakalım ofis alanı için mi talep var, sanayi için mi talep var? Muhtemelen ofis alanı için talep var abi. Sanayi için talep olacağını zannetmiyorum. Ofis alanları böyle sanayiyi şey yapacak mı acaba? Ha buralara su lazım. Dur. Dur size şöyle bir şuradan su verelim. Size şuradan bir su verelim. Arkadaşım yer kalmadıysa çöpte yakın. Çöp yakım alanı yapmadık mı? Ananı yiyeyim trafiğe bak. Tıkandık öldük. Tıkandı öldü trafik. Abi çöp yakım yerinin sayısını arttırma vakti geldi galiba. Alın ulan gidin yakın. Daha ne kadar şey kurayım, çöp yakım tesisi kurayım. Buraların çöpünü ayrı topluyorum zaten, şeyini ayrı topluyorum, mezarlığı ayrı buranın. Atık yakma tesisi ayrı. Abi bir şey söyleyeyim mi? Benim bütçeyle fullemem gerekiyor galiba bu akıt yakma tesislerini ya, atık yakma. Evet, daha nerelere apartmanlaştırabiliriz acaba? Apartmanlaştırabileceğimiz daha çok alan var ama hadi şuraları da apartmanlaştıralım. Buralara apartman dikebilecekler mi bakayım? Oğlum adamları harbiden apartmanı dikiyor lan. Bir şekilde yapıyorlar yani. Bir şekilde yapıyorlar, şuraya bak. Yamuk yumuk dinlemiyorlar abi. Adamlar apartmanı oraya bir şekilde gidiyor ve dikiyor. Suyunuz var mı? Suları da var, elektrikleri de yeter muhtemelen. Aynen, elektrikleri de yeter çünkü elektrik üretimine de yoğunlaşıyorum. Arkadaşlar sanayi ufaktan ölmekte.
Sanayi ölecek, yerine ofisler geçecek sanırım. Sanayi adam bulamıyor. Çalışacak adam yok diyor. Aslında bu bir açıdan iyi bir şey yani. Eğitimsiz adamların azalmasında hiçbir sakınca görmüyorum ben. Eğitimsiz adam sayısının azalmasıyla beraber sanayinin bitip ofisleşmesinde falan ben bir sakınca görmüyorum. Bu arada hazır elimizde para var. Bak şurada da bir ton apartman falan yaptık. Bu apartmanların şeyinin artması için, değerinin artması, mutluluğunun artması için bizim buralara minik tatlış binalar dikmemiz gerekiyor efendim, öyle değil mi? Minik eğlence binaları, mesela bir köpek parkı. Köpek parkı gerçekten çok etkili olabilir. Şu arka planda hizalanacak. Köpek parkı, efendime söyleyeyim, botanik bahçesi. Bunlar gerçekten çok etkili ve güzel olabilir. Mesela şuradan şöyle bir yol çıkartsak. Ondan sonra bu yolu bir şekilde bağlamak istiyorum ben ama o benim çöp alanımı yıkmadan. Mecbur sizin içinizden geçireceğim. Ve şurayı yıkacağım. Mecbur böyle buradan geçecek. Ve burayı da mecbur buraya bağlayacağım. Bu ortası, evet eyvallah, bu ortası şey, bina alanı, evet. Evet eyvallah, eyvallah. Yani buraya yapabiliyorsanız, şuralara. Ya nasıl yapacaksınız bilmiyorum tek kareye ama yapın apartmanları, tamam. Harbiden yapıyorlar bu arada. Yani yapılıyor yani bu arada, yapılmıyor diye bir şey yok. Buranın karşısına komple eğlence alanı dikeceğim. Çünkü buranın eğlence alanı yok. Şimdi öncelikle ne yapabiliriz? Bir tane küçük oyun alanı yapabiliriz. Ne kadar etki edecektir bilinmez. Küçük oyun alanının yanına ağaçlık bir park. Hayır, yapılmıyor. Onun yanına ne yapıyoruz? Bu geniş oyun alanı. Evet sevgili site sakinleri. Ferahlayınız efendim. Bir tane de buraya yapalım. Buraya bir yere. Bir tane de buraya bir yere yapalım. Evet. Minik şato. Gülünüz efendim, mutlu olunuz. Yukarısı için de aynı şeyleri yapmam gerekecek. Hadi botanik bahçesi. Kurulsa buraya kuruluyor botanik bahçesi. Kimse de iplemedi. Köpek gezdirme alanı. Atlı karınca. Şehir haline geldik bu arada. Oo, su arıtma tesisiyle ürü yakma yeri açıldı. Güzel. Dur bakalım başka eğlence binası var mı? Japon bahçesi. Al hadi iki tane de Japon bahçesi al. Al buraya da minik Japon bahçeleri. Alın. Gülün. Eğlenin. Buradaki adamlar eğlenemiyor. Ama şuralar çok eğlenceli. Yani buralar benim açımdan genel olarak önemli. Çünkü ne kadar eğlence benim için o kadar iyi. Çünkü ne kadar çok eğlenirlerse o kadar çok sömürebilirim. Ne yapıyorduk? 360'tan mı yapıyorduk? 400'den mi yapıyorduk? Burayı 400'den hesaplıyorduk sanki ya. Şöyle 400 yapınca, evet bak 400 yapınca bütün her şey rayına oturuyor. Niye 400 yaptım? Çünkü buraya 400'lük bir iş alanı, ofis alanı inşa ettireceğim. Çünkü genel talep ofislere ve buraların suyu var mı? Oo evet, buranın da suyu var. Güzel. Misal buralara da şuradan şöyle ilerletelim suyu. İlerleyen vadelerde lazım olacak. Şöyle birleştir hatta. Şimdi bir şey soracağım. Bu ne açıldı bizim? Bizim açılan alanlarda ölü yakma yeri. Evet, buna ihtiyacımız olacak bizim illaki, öyle değil mi? Ha, çok da minik bir alanmış. Güzel. Bu minik alana şunu koyalım bakalım. Burada bir mezarlık var. Hemen bunun kenarına bir ölü yakma yeri kuralım. Ölü yakma yeri iyi bir şey mi yani, onların kültüründe bilmiyorum ki. Dev hastanemiz bile var burada ha. Ve su arıtım tesisi. Saf atık suyu su kütlelerine pompalamak istemiyor musunuz? Şehre gelecek çevresel zararı düşünmek için su arıtma tesisi kurabilirsiniz. Atık sudaki kirliliği temizler. Atık sudaki kirliliği şurada temizleyecek. Yani. %85 oranında temizler diyor. İki tane kuralım. Şehrimize ve çevremize zarar vermeyecekmiş. Ya sen de buradan buna bağlan. Tamam.
Atık suyu arındıracak umarım. Çalışmıyor mu? Ha. Bak bu yandaki çalışmaya başladı. Yandaki çalışmaya başladı. Atık suları alıp mı arındırıyor su arıtma tesisi? Neyse bakalım kirliliği azaltacak herhalde bu. Yani ben öyle umuyorum en azından. Arkadaşlar sanayi alanı ölmedi mi hala ya? Sanayi öldü bence. Ya zehirli gaz bulutu kalmadı anladın mı? Tamam burada hafif bir sararmışlık var yani o radyoaktifliği hissedebiliyorsun ama şey kalmadı be paşam. Şimdi bir saniye buradan ne yapılacak biliyor musunuz? Hoppa. Lanet olsun. Buradan da şehre giriş çıkış yaptım. Adamlar böyle gidip böyle dönmeyi deneyecekler. Boku yiyecek ondan sonra şehir. Garanti boku yiyecek bu arada ya. Ya şaka yapmıyorum yani garanti. Burayı ticari alan için kullanacağım. Ya hazır yol ağzı. Çok boktan bir çalışma sergiliyorum şu anda. Yüksek yoğunluklu ticari alanı şuraya yapalım. Çünkü bak buradan şehre gir çık yapacaklar. Evet, ondan sonra diyecekler ki yerleşecek alan çok, eleman yok. Biz bu kadar yerleşecek alan talep etmemiştik diyecekler. Alın ulan burası da ofis alanı. Alın ulan. Lazım olursa kullanın. Alın. Al açık size al. Apartmanların orada genel olarak çok mutlu var ya. Yani şuradaki apartmanlar acayip mutlular ya. Buralara da apartman diktik bu arada. Yani şehir biraz evet şu an simetrik açıdan baktığın zaman bok gibi görünüyor olabilir ama bu sizi yanıltmasın yani. Şu an her şey gayet yolunda. Borçlar. Şimdi öde desem. Şimdi öde. Güzel. Bütçe vergiler. Ofislerden de al bakalım bir %110. Hatta apartmanlardan %11 almaya başla. %11'e de bir şey demezler ya. Parayı ne yapacaksın? Parayı bütçeye vereceğim o yüzden. %11'e falan hiçbiri bir şey demez diye tahmin ediyorum. Artı 10 bin para. Güzel. O zaman şimdi hizmet sağlama zamanı arkadaşlar. İtfaiyeye aban. Polise aban. Efendime söyleyeyim. Eğitime aban. Bunlar ne? Park ve bahçeler. Aban. Aban abi bunları. Aban. Madem iyi para kazanıyoruz, bu kazandığımız parayla da çok daha iyi hizmet verelim. Sanayi alanları da gitgide gelişiyor. Yani son seviyeye erişiyorlar, değil mi? Paraya bakar mısın abi? Ne kadar güzel para yaptık öyle ya. Tamam o zaman şimdi. Eğitim iyileştirmesi yapalım. Madem para var. Park ve meydanlara şey yapalım. Upgrade çakalım. Ne oluyor beyler? Hayırdır? Ha, normal evlermiş ya. Ben de evlerin üzerinde bir şeyler var zannettim. Geri dönüşümü tekrardan açalım. Evcil hayvan yasağı yok. Şimdi bir toplu taşıma sistemi kurmamız lazım bizim ama bu toplu taşıma sistemini neremize kuracağız? Bir de toplu taşıma işine girişirsek 10 numara olabilir. Ve oyunu devam ettirmeye RAM'im yeter mi bilemiyorum. Yeter herhalde ya. Daha kuracağımız çok alan var. Kuracağımız çok mekan var. Şimdi şu yukarıya bir yere yapacağım muhtemelen toplu taşıma istasyonunu. Buradaki apartmanlardan alacak, toplayacak. Böyle bütün büyük sokak aralarından geçecek şöyle. Oradan yolcuları toplayacak, edecek. Ya da bir tane değil böyle birden fazla yapalım toplu ulaşım aracı. Bak ofisler için ayrı bir tane. Sanayi alanı için ayrı bir tane. Evler için ayrı bir tane. Toplu taşımayı da ücretsiz yaptık mı halk mutluluktan havalara uçar diye tahmin ediyorum. Şimdi o zaman öncelikle şurası için, buradaki vatandaşlar için. Şuraya bir toplu taşıma mekanı yaptın. Sonra bu toplu taşıma mekanına duraklar ekleyeceksin. Yeni bir hat oluştur. Şu yukarıdan oluştur bakalım. Şuradan böyle bir ilerlesin. Yukarıya tamamına hani böyle mezarlığın oradan dönecek şekilde. Mezarlığın oraya geldi. Durak yapacaksın kardeş bir saniye.
Buradan geldin ya, buradan şu hastanenin oraya bir tane durak ekle. Ondan sonra buradan şuraya bir durak ekle. Buradan döndün, ilerledin. Buradan döndün, ilerledin. Ben bu otobüs işini kavrayamayacağım büyük ihtimalle. Buradan döndün, ilerledin kardeş. Şuraya bir durak ekle. Ondan sonra buraya bir durak ekle. Parkın, bahçenin oraya. Buraya bir durak ekle. Sonra şu içeridekileri toplatacağım. Buradan gel. Şuraya bir durak ekle. İlerle buradan. Buraya bir durak ekle. İçeri dön. İçeri dön şimdi. İçeri dön. Gerçi içeri dönme. İçeri dönme. Yukarı git. Yukarı git. Yukarı git. Yukarıdan. Yukarıdan aşağı gel. Arkadaşlar otobüsler bok gibi hareket edecek bu arada. Buradan aşağı doğru gel 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 gel. Bir tane buraya durak. Buradan gel bakayım şöyle. Buradan gel bakayım. Şuradaki halkı toparlayacağız buradan. Şuraya gel. Şöyle şu yandan gel. Buradaki halkı toparlayacağız böyle dimdik. Buraları toparlayacağız. Oradan tekrar aşağı ineceğiz. Otobüsün başlangıç noktasına dönmesi lazım bu arada. Buradan geldin, burayı topladın. Buradan geldin, burayı topladın. Tamam. Ya burası, bu buranın içerisinde bir gel git sağlayacak. Buradan buraya gittin, buradan buraya gittin. Oradan da buraya geldin. Hadi bakalım. İlk otobüs alanını burası için yaptık. Bakalım verimli kullanılacak mı? Bütçeden de daya otobüslere. Daya 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 daya. Daya abi otobüslere parayı. Otobüsten de nasıl olsa gelir elde edeceğiz. Bu otobüsler sağlıklı çalışacaklar mı şimdi? Onu çok merak ediyorum. Yani otobüs duraklarında sağlıklı adam bekleyişi olacak mı? Çünkü burada olursa burası pilot yer gibi bir şey. Burada olursa ben diğer yerlere de aktaracağım bunu. Ki muhtemelen olur yani otobüs duraklarında. Şu bizim belediye otobüsü mü? Vallahi belediye otobüsü. Dur bakalım. Seni bir takip etmek istiyorum sevgili belediye otobüsü. Anneniğim, ne biçim adam bindi oradan? Otuzladı direkt lan. Otobüs durağını direkt otuzladılar. Bu arada güzel kâr ediyoruz ha. Abi yok hiç boş dönmüyor, boş dönmüyor. Al al ayakta yolcu al babuş. Oh! Vallahi her yer oğlum daha burası fulledi lan. Daha bu otobüsler nereye gidecek? Daha bu otobüs burayı geçecek. Buradan gidecek. Şu alanlara bir yere kurduyduk galiba durağı. Yolcu alacak şeyi kalmadı ki. Otobüsün yolcu alacak dermanı kalmadı. Arkadaşlar nereme bineceksiniz bilmiyorum. Ama 20 durak var, 13 araç var, 52 yolcu var. Gece gündüz 24 saat çalışıyorsunuz hanım. Tren ve metro hattı ve tren hattı yapmadık henüz. Oğlum bu nasıl bir talep ya? İki tane mi otobüs durağı çalıştıralım? Ne yapalım? Bu nasıl bir talep kardeşim? Yani mezarlığın önünden bile bir yığın adam alıyorsun. Yok Japon bahçesinin önüymüş bura. Otobüs hattı nerede? Dur. Otobüs hattı nerede? Otobüs durağı nerede? Otobüs durağı burada. Baba bir otobüs durağı daha yapıp aynı hattı mı bağlasak acaba? Yani çünkü %100 çalışıyor. Neyse şimdi bir tane de aşağısı için yapacağız. Yani aşağısı için dediğim bir tane sanayi ve ofis bölgesi için yapacağız. Hadi bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Sanayi ve ofis bölgesi için. Hacı buradan çıktın. Böyle geldin. Şuradan adamları bir topladın. Buradan böyle yukarı gittin. Buradan adamları bir topladın. Buradan böyle geldin. Ananı yiyeyim. Bu otobüs hattı kilitlenir. Bu otobüs hattı kilitlenir agalar çünkü sıkıntı. Buradan geldin. Dayı. Şurayı bir komple topladın. Geldin burayı bir komple topladın. Geldin burayı topladın.
Şu aşağıya aldın. Şuraya dolandın. Buraya dolandın. Dur. Şuraya aldın. Buradan ofislerin içine. Buradan ofislerin içine. Buraya gittin. Sen ne ettin? Buraya gittin. Buraya gittin. Burayı topladın. Geldin şu aşağı. Hadi bakayım buradan aldın bu herifleri. Şurada tekrardan bıraktın. Şuradan bir daha aldın. Bu alttan getirdin. Alttan buraya geldin. Buradan şöyle gittin. Buradan buraya gittin. Normalde yapmayacaktım ama yapmak zorunda kaldım. Buradan aşağı döndün. Aşağıdan şurayı topladın. Buraya gelemiyorum. Oradan şu ara mahalleyi topladın, geldin. Bu ara mahalleden aşağı indin, buraya geldin. Tamam. Buralar birbirine bağlandı. Buralar birbirine bağlandı. Çöpler dolu mu? Yakın. Yakın. Bir şey diyeceğim. Çakallık mı? Haydi. Çöpler doluyken şey yaptırmıyor. Çakallık time yapamadık. Zeşkem çakallık time yapabileydik. Arkadaşlar Allah rızası için bak düzgün iş yapın ya. Al. Abi otobüs durağının yanına çöp yerim yapayım ya. Yanda enerji tesisleri çalışıyor emmi. Al çöp. Al çöp yakın yeri. Yakın şuraya. Lan konuşmayın lan. Bu çöpler bir şekilde yakılacak yani bir şekilde şey yapılacak. Toplu taşımadan da güzel vurduk parayı da. Oğlum millet binaları falan terk etmiş. Ulan ofislerinizin önünü mister gibi otobüs kaldırıyorum getiriyorum. Daha ne istiyorsunuz ya? Daha ne istiyor olabilirsiniz acaba? Hadi şimdi de şu yukarıyı bir turlatalım bir otobüs durağına. Gel bakalım otobüs durağı ver bana. Şuradan başlasın otobüs durağı. Nizami bir şekilde. Buradan başladın. Yeni hat oluştur. Buradan şu evlerin arkasını komple bir dolandın. Tamam mı? Evlerin arkasını komple dolanıyorsun kardeşim. Burayı dolandıktan sonra iki sokak aşağı indin. İki sokak aşağıdan şu alt taraftakileri topladın. Oradan burayı topladın. Geldin burayı topladın. Ondan sonra buradan şöyle dimdik aşağı indin. Buradan aşağı indikten sonra geldin. Bu tarafı topladın. Buradan geldin. Hayır öyle değil. Buradan geldin, bu tarafı topladın. Geldin, yukarıyı topladın. Çıktın yukarıdan burayı topladın. Aşağıdan burayı topladın. Geldin buradan, burayı topladın. Buradan şöyle aşağı indin, aşağı tek şerit yol. Geldin burayı topladın. Buradan döndün. Oraları toplamaya giremedim. Buradan döndün. Burayı topladın. Buradan geldin aşağı. Aşağıyı komple aldın. Oğlum ben bunun içinden nasıl çıkacağım acaba? Geldin böyle. Oradan buraya girdin. Oradan burayı topladın. Buradan dimdik gittin. Buradan dimdik gittin. Oralardan dimdik gittikten sonra ayvayı yedik. Oradan dimdik gittikten sonra oradan dimdik gittin. Buradan aşağı tekrar indi. Abi bir şekilde tekrar şu başlangıç noktasına gelsene geri. Çok karmaşık bir sistem oldu çünkü ben ortadaki yolların içine sıçmışım burada.
Hadi bakalım orada da bir belediye otobüsü çalışsın. Güzel şeyler yapacağız daha. Güzel çalışmalarımız olacak. Belediye otobüsünü de ücretsiz hale getirdiğimiz an öldük muhtemelen. Kafam yandı lan. Özellikle şurayı şey yaparken çünkü ben orada farklı bir malzeme kullandım ya. Bu arada sanayi diye bir şey kalmadı muhtemelen ya. Ya sanayi diye bir şey kalmadı yani. Çöp rezervi. Kardeşim yakıyor musun burada bizi? Kaç tane yakacak yer yaptık ya? Su yardımı dokundu mu atık su tesislerinin? Arıtamıyorlar ki. Ona sudan bakacağım galiba. Atık su takviyesi. Ulan suyu falan da arıtıyorum. Atık su üretimi, atık su tahliye kapasitemiz bayağı var. Su pompalama kapasitesi, su tüketimi bayağı var. Bu atık temizlemeyi niye yapamıyoruz? Allah Allah. Ha, eğim düzleştirme falan filan da var. Böyle ağaç ekme, ağaç dikme de ben oralara hiç girişmedim. Böyle dört şeritli yol falan yapabiliyorsun. O dört şeritli yolları da ben yapmadım pek fazla. Çimen altı şeritli yol. Altı şeritli yollar var. Dört şeritli yollar var. Sekiz şeritli yollar var. Yok otobanlar var direkt. Ses perdeli otoban abi. Neler diyorsun ya. Neler neler var işte kavşaklar mavşaklar da. Ben daha oyunda o kadar level alamadım. Yani oyunu o kadar bilmiyorum. Ticaret alanına ve normal apartmana ihtiyaç var. Tamam, apartman dikimi yapılır ya. Apartman dikimi yapılır. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şöyle bir 400 ilerleyeceğiz. 400 gideceğiz. Sen doğru mu iniyorsun? Hayır bak yanlış iniyor. Tamam. Buradan bir 240 yapacağız. Bu 240'tan sonra bir 400 daha. Gerçi ticaret alanına da çok ihtiyaç var ama. O zaman bir 240 daha. Şimdi buralar apartman yeri olacak ama öncelikle buraya bir su çekelim ve buraya çekilecek su yetecek mi? O da ayrı bir soru işareti. Buradan birbirine su götürdüm. Şuraya bir şeyler dikersek diye ne olur ne olmaz. Burada da su olsun. Acaba su yeter herhalde ya. Bir tane daha su pompası kuralım mı? Olsun. Ben çekim kapasitemi arttırmak için bir su pompası daha kurdum. Elektrik yeterli mi? Hidroelektrik santrali. Petrol santrali. Abi, bu sanayi alanının nasıl olsa ben sürekli içine sıçıyorum. Şuraya bir petrol santrali yap. Petrol santrali enerjiyi fuller zaten orası yeterince kirli. O yüzden sıkıntı yok. Enerjimiz var, elektriğimiz, suyumuz var artık. Bu ne demek biliyor musun? Elektriğin, suyun varsa buralara insan alanı, apartman, buralara da ticaret alanı. Hadi bakalım şu ya alt tarafa da bir ticaret alanı verebiliriz. Üst tarafa da ticaret alanı verebiliriz. Ve bu vesileyle buraya yerleştiririz. Çalışan adamları gaza getirmek için de yani ofis yapabilmek için de şöyle bir şey yaparız. Buranın alt tarafı da ofis olur. Eğer ofise ihtiyaç duyuluyor ise. Tamam. Şuraları da ofis alanı olarak işaretleyelim. Çöpün yanı falan ofis alanı. Ay çok iğrenç görüntü oldu ama olsun. En azından şehrin bütün ihtiyaçlarına yetişebiliyoruz arkadaşlar. Bir de böyle düşünmek lazım. Trafik hariç muhtemelen trafik kilittir ya. Trafik sekmesini nereden gördüğümü bilmiyorum ama muhtemelen trafik kilittir. O trafiği çözmek için de ücretsiz toplu taşımayı tikleyeceğiz. Oradan da para bir yerin dibine girecek. Aa. Ah. Belki ücretsiz toplu taşıma sayesinde bir şeyler olur. Senin derdin ne aslanım? Müşteri mi gelmiyor? Büyük eczane.
E kardeş ne yapayım? Ne yapayım sana? Müşteri üretebilmek için istersen halkı zehirleyelim. Yani buradan salalım gazı, adamlar yesin gazı, hasta olsunlar. Deli midir, divane midir ya? Müşteri yok diye bana şikayet ediyor. Esnaf kan ağlıyor diyor. Babuşlar, izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Umarım keyif almış, güzel zaman geçirmişsinizdir. Benden bu videoluk bu kadar ve bu videoyu bitirmeden evvel de yeni bir bina açmış olduk efendim. Büyük şehir olduk artık. Oley be. Oley be. Eğitim durumumuz gayet yerli yerinde. Liseye ihtiyacımız var. Bir tane daha lise dikeceğiz. Muhtemelen şuralara bir yere dikerim liseyi. Hatta liseyi de yapayım öyle şey alayım. Şuraya bir tane lise yapıştır bakalım. Haydi hop. Ama bir lise daha mı lazım? Abi ne yaptın? Ben nereye dikeceğim liseyi? Nasıl yapacağız liseyi yani? Liseyi buraya nasıl getireceğiz? Lise var zaten burada. Bir tane de şöyle yukarı mı yapalım? Evet yapamıyoruz. Neyse. Ayarlanır ileride. İzlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.